Bu sefer Hayatı Yeniden Keşfedin programından merhaba. Bu akşam sevgili Deniz Bolsoy Erdem'le yaz aşkı konuşacaktık. Fakat sevgili Alagün Belce Bahşi bir kongre nedeniyle bugün katılamıyor. O yüzden onun yerine ben idare edeceğim. Yaz aşkı konusunun sorularını o hazırlamıştı. O yüzden biz biraz daha genel bir konuya çevireceğiz. Aşk nedir konuşmaya çalışacağız. Şema kimyasını daha önce çeşitli programlarda bahsettiğimiz bir konu olmasına rağmen bugün sadece onun üzerine odaklanacağız. Aşk nedir? Aşk nedir? Aşk nedir? Sevgili Deniz. Aşk inşa edilen bir şey her şeyden önce. Genel kanının aksine ilk görüşte aşk diye bir şey yok. İlk görüşte şema kimyası diye bir şey var. İlk görüşte olabilecek şey bir cazibe olabilir, bir çekim hissedebilirsiniz. En sağlıklısından. Ondan sonraki adımlar artık, yani hiç tanımadığınız bir kişi olduğunu varsayarsak eğer, birbirinizi tanıdıkça ve bir halı dokuma gibi düşünün onu. Bir meslektaşım bir örneği vermişti benim. Halı dokunurken bir ilmek, bir ilmek, bir ilmek, bir ilmek şeklinde olurmuş. Ben bilmiyordum. Aşk da böyledir diye bir benzetme yapmıştı. Bir sen, bir o, bir sen, bir o, bir sen, bir o. O halıyı örersiniz ve birlikte bir desen ortaya çıkar. Aşk işte o deseninizdir sizin birlikte yaptığınız. İkinizin tek tek koyduğundan çok daha büyük bir şeydir. Bu zamanla olabilecek bir şey. Emekle ve özenle olabilecek bir şey. O yüzden ilk görüşte olması mümkün değil. Evet. O zaman hani terminoloji burada yetersiz gibi. İlk görüşte aşk. İşte diğer türlü aşklar gibi. Yani ilk görüşte olan şey aşk demiyoruz o zaman galiba, değil mi? Anladığım kadarıyla. Hani örülen bir şeydir. Adım adım yenilen bir şeydir. Partnerin bir şey. Herhalde katmanlar var. Mesela davranışlarımız uyar, inançlarımız uyar, kimliğimiz uyarsa eğer, hani ya benle bu insan arasında bir şey olabilir gibi bir motivasyona dönüşüyor bu. Ondan sonra bir hayat geçirmek, belki devam etmek beraber gibi. Yani karşılıklı ve zaman için olması gereken bir şey. Evet. Hani birdenbire bir ay içinde bu iş olmaz diyoruz o zaman. Şema kimyası olursa evet. Hemen öyle kesiyor insan. Evet. Zaten şema kimyasında şöyle oluyor. Benim okuduklarımdan çıkardığım kadarıyla bir masallardaki gibi, hani bulutların üstünde uçuyorum durumu mesela. Belki tehlike sinyalleri nerede başlıyor? Bir duygu şiddetine bakmak lazım orada. Bulutların üstünde olma durumu söz konusuysa, hani belki bir iki adım geri atmak lazım hani. Diye düşünüyorum ben. Evet. Bununla ilgili senin de tweetlerin var bildiğim kadarıyla. Benim de seanslardan çıktıkça paylaştığım tweetler vardı. Yani işte yüreğinin pırpır etmesi birdenbire, işte çanlar çalması genellikle şey tehlike çanları aslında. Yani başına bir bela geliyor. İlk görüşte. Yani böyle evet. Çok yoğun bir aşk. Hatta öyle bir şey ki öyle bir aşk ki bu çocukluğumdan beri çektiğim yalnızlığın ilacı olacak. Aynen. Bir aşk. Yani sanki böyle hani doldura doldura evet. Geliyor böyle geçmişini tarzında. Okey, yanlış bir şey. İçeride bir yanlış bir kese açılmış. Onun sıvıları kanına karışmış. Yani zehir hatta. Çocukluğundan beri birikmiş bir. Çocukluğun o çok güzel söyledim bence. Çocukluğundan beri taşıdığın bir şeyi dolduruyor. Orada belki şu soruyu sormak lazım. Hani ipucu olabilir aslında ilgilenenlere. Hepimizin içinde bir de olgun bir yan var, bilge bir yan var herkesin içinde. Bazen çok bastırılıyor o yan, bazen bu çocuk yanı, öfkeli yanı insanın ortaya çıkabiliyor ama o bilge yana bir kulak versek o ne der böyle bir durumda? Hani bulutların üstünde uçuyorum ben diye o bilge yana gidip söylese bu kişinin o aşık olan yanı, o olgun yan ne cevap verecek acaba? Bilge yan. Öyle bilge, bilge yan. Hikayeleri vardır ya. Hocam işte ben suda yürümeyi öğrendim falan. 30 yıl sonra geliyor öğrencisi. Bilge hiç kıpırdamıyor. Peki vazgeçebilir misin? Vay. Ben de bu hikayeyi dediğim zaman orada da öğrenci diyor ki hocam ne diyorsun ya, anlamadım. Su diyorum, üstünde yürümek diyorum gibi. Vazgeçebilir misin? Gücü bırakabilir misin diyor yani orada. Büyük bir ihtimalle. Gücü bırakabilir misin? Yani gücü aldın, tamam, işin kolay kısmıydı. Zor kısmı güçten vazgeçebilir misin? Evet, işte o bilge yana gittiği zaman işte hayatımın aşkını buldum dediğinde bilge yan ne soracak acaba? Ne sorar sence? Vazgeçebilir misin? Vazgeçebilir misin? Ay. Allah, büyük ihtimalle danışan kaçar öyle bir durumda bir daha seansa. Ya da işte içerideki o spontan çocuk ya da işte o dürtüsel çocuk aşkı bulduğunu zanneden yalnız çocuk belki. Hani ben bir daha bilgeye uğramayayım diye bir 30 yılda
gibi. Mola verebilir gerçekten. Evet, o bilgeden ziyade işte biraz daha belki bir talepkar ebeveyn, bir cezalandırıcı mod. Hani vazgeçebilir misin diye soruyorsa, değil mi? Öyle mi Evet, sence? tabii tabii yani o şey hikaye, o hani bilgi adam hikayeleri öyle çok vardır ya. Gereksiz cezalandır, beklentili Biraz ebeveyn gibi. beklentili gibi Evet, o. hani hiçbir Bilge şeye değil de. bağımız olmasın. O özellikle yoga, meditasyon, pardon sözünü kestim galiba. Yok yok. Yani yoga, meditasyon hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan böyle bir şey de yok. Yani herhalde o da duygusal yoksunluğun bir overkompansasyonu, aşırı telafisi. Ne dersin? Hani böyle Öyle mi hayatta... diyorlar meditasyonda? Hiçbir şeye ihtiyacın olmadan duruyorlar. O Valla bu... var mı ya? Çok binlerce çeşidi var Evet gerçi yani bu ya. hani böyle biraz doğudan ithal ettiğimiz ve kendimize göre biraz da biçimini bozarak aldığımız şeylerde. Hani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sadece işte soluk alıp veriyor, yemek bile az yiyor, bilgi adam falan. Yani... Ya yok. Tabii canım, öbür dünya yok. Yani onu yapabilirsin de şöyle yapabilirsin. Gidersin dağa. Ondan sonra tek başına artık mağaranda kendinden başka kimseye de bir şey vermeden, kendine de vermeden ben kalır gidersin yani Evet. ben. Ama çok sağlıksız bir şey. Yani hani böyle bir Çok sağlıksız bir şey. mit, böyle bir metafor. Hani kimseye ihtiyacı olmadan yaşamak. Yani yaşam öyle bir şey değil. Yani yaşam alışverişle geçen bir şey. Yani herhangi bir organizmadan, canlı organizmadan farkımız yok. Yani güneş olmadığı zaman yeşil yapraklı bir bitkinin olamayacağı gibi. Biz de sevgi olmadan, saygı olmadan, huzur, güven olmadan devam edemeyen zavallı yaratıklarız aslında. Şematerapinin bütün çıkış noktası bu zaten. Duygusal ihtiyaçlardan çıkıyor, değil mi? Önce onları bilin diyor. Mesela bu aşka bağlarsak bunu, şimdi aşkı sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için ilk adım kişinin ihtiyaçlarının farkında olması lazım. Haklarının farkında olması lazım. Ve hem bu ihtiyaçları hem de bu hakları sağlıklı bir şekilde talep edebiliyor olması lazım. Ne istediğini biliyor olması lazım. Net durabilmesi lazım isteklerini ve ihtiyaçlarını dile getirirken. Ama bizim ülkemizde işte bu iç içe geçmişlik şemasından ötürü bu çok zor. Genelde bizim ülkemizde ya çok pasif olarak dile getirilmiyor, ima ediliyor ihtiyaçlar aşk yaşarken. Kişi kendini kapatıyor ya da çok agresif bir şekilde. Hani saygı sınırlarını belki aşacak şekilde bir agresiflikte bu ihtiyaçlar talep ediliyor. Benim en sık rastladığım sorun bu. Yani ideali ne? İdeali bu pasif ve bu agresifin tam ortası. Buna İngilizce'de assertiveness deniyor. Türkçesi hani herhalde Girişkenlik diye çeviriyoruz. girişkenlik Atılganlık çeviriyorlar. biraz fazla atılgan bir Girişkenlik kelime. çok güzelmiş aslında. Çok hiç fena bir çeviri değil. Değil mi? Girişken bir şekilde kendini ifade etmek aslında en büyük eksiği bence ilişkilerde insanların. Evet, o dediğin ihtiyaçlar ve haklar meselesi çok çok önemli. Hatta Amerikan filmlerinde o gördüğümüz tutuklama sırasında polislerin okumak zorunda olduğu bir metin var. İşte bir avukat tutma hakkına sahipsin, konuşmam hakkına sahipsin. Eğer avukat tutacak paran yoksa devlet sana avukat tahsis edecektir gibi. Neredeyse her çocuğa bunu söylememiz gerekiyor. Hani bu dünyaya geldin sevilmeye, sayılmaya, kendini güvende hissetmeye. Hani evime zırt pırt hırsız girecek diye korkmamaya, işte annem babam gidecek diye ürpermemeye hakkım var. Aksini yapıyorlarsa gel bize söyle biz ilgilenelim diyecek bir merci yok ne yazık ki. Ama hani saygıyı hak ediyorsun, koşulsuz bir şekilde sevgiyi hak ediyorsun. Bunlar haklarımız. Bunların farkında olmamız lazım. Bunları fark etmediğimiz zaman biyolojik bazı ne diyeyim tuzaklara düşüyoruz. Hani bir insanı görüyorum ve diyorum ki işte bu benim çocukluğumdan beri beklediğim insan. Güzel, çocukluğundan beri beklediğin insan, işte hafta sonu buluşuyorsun. Bu aslında yaz aşkını konuşacaktık dediğim gibi bu akşam ama hani yaz aşkı diyelim ki hani önümüzdeki günler yaz. Yazın birisiyle tanıştınız ve birdenbire işte evet aradığım insan bu dediniz. Bütün kimyanız ona göre. Şimdi aradığınız, bulduğunuz hayatınızdan bir çocukluğunuzdan beri çektiğiniz yalnızlığın telafisi olacak arkadaş. Yalnız diyor, benim diyor tezle uğraşmam lazım diyor. Biraz önce de motivasyonu konuştuk. Tez konusu çok geçti. Ben bir 10 gün yokum diyor. Nasıl olur? Ben seni çocukluğumdan beri bekledim. Doğru. Doğru, o şeyi çok iyi ayırt etmek lazım. Nerede sizin bir hakkınız ihlal ediliyor? Nerede karşı taraf size bir ihtiyacınızı veremiyor? Nerede siz şemalarınızı da devreye sokup aslında şema yanınız olmazsa pek de takılmayacağınız bir yere takılıyorsunuz. Bunu ayırt edebilmek çok önemli. Bunun için de şemaları bilmek Aynen, gerekiyor. aynen.
Yani bir insana gerçekten böyle çok idealleştirerek yaklaşıyorsak belki hani şu anki sohbetten onları çıkartabiliriz. Çünkü çok hani özüt bir konuyu konuşuyoruz ya, öz bir konuyu konuşuyoruz. Hani ne olursa bu tehlikeli bir aşktır, şemalı bir aşktır, şematik bir aşktır. Ne olursa sağlıklı bir aşktır, sağlıklı bir sevgilidir gibi. Herhalde bu siyah beyaz idealize etmek dedin ya. Bir siyah beyaz düşünme varsa en büyük tehlike sinyali bence bu idealize etmek. Birçok insan hani utanç, yani hep diyoruz ya, önce Alagün'le yaptığımız programlarda utancı konuştuğumuzda utandırarak terbiye etmek çocuğu çok yaygın bizim ülkemizde. Ve bu yüzden de insanlar benim en azından gözlemlediğim kadarıyla sevgiyle hayranlığı çok karıştırıyor birbirine. Dolayısıyla da yani birbirlerine karşılıklı olarak hayran olmayı aşk zannediyorlar. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Mümkün değil. Mümkün değil. İnsanız çünkü, yani bir noktada o hayranlık dağılacak. Tuzla buz olmak zorunda zaten insan olduğumuz için. Ve sorunlar da genelde o noktada ortaya çıkıyor zaten. Yani çok da uzun sürmüyor bu. Hani 6 ay, 1 yıl, bilemediniz 2 yıl içinde kendini gösteriyor. Karşı taraf bir insan olduğu için o hayran olduğu diğer tarafın, yani karşılıklı olarak birbirlerinin hayran oldukları kısımlarda tabii ki defolar ortaya çıkıyor. Doğal olarak ya da zaten var olan defolar gözüküyor. O zaman zaten hani belki eleştiriler başlıyor, belki kendini geri çekmeler başlıyor. Bu da o değilmiş. Bu da o değilmiş. Oluyor. Sonra yavaş yavaş yeni bir hayranlık arıyoruz. Hayranlık çok yanlış, gerçekten hani bir şekilde duygusal pistlere giren bir kavram. Yani hayran olduğum bir partner, o da bana hayran, ne güzel, başarılı ve ben de onunla beraber olduğum için ayrıca başarılıyım gibi. Ve çoğunlukla ayrıldığımız zaman yaşadığımız his, yalnızlıktan öte hayran olunacak bir insan beni tercih etmedi, beceremedim gibi kavramlar oluyor o zaman. Hani patolojik ayrılık acısı dediğimiz zaman. Patolojik derken yani ruhumuza, bedenimize zarar veren ayrılma çeşitlerinde çok sık ortaya çıkan bir durum. Çünkü hani bir insanı seversiniz, sağlıklı bir şekilde bağlanırsanız ve bir kayıp, bir ölüm gibi yaşadığınız zaman ayrılmayı, hani olsa çok iyiydi ama yapacak bir şey yok tarzında, beden bir şekilde, ruhumuz bir şekilde buna adapte oluyor. Özellikle o soru çok etkili oluyor. Sevgilini bir trafik kazasında kaybetseydin eğer ve şu an görmüyor olsaydın, hani böyle terk edilerek değil de trafik kazasında kaybetseydin üzülür müydün sorusu çok böyle aydınlatıcı oluyor seansta. Çoğu zaman evet, bu hayranlık duyduğu biri ise verdiği cevap O zaman şu an çok farklı daha iyi oluyor. olurdum. Tabii ki üzülürdüm ama hani benden kaynaklanmadı. Ha, o benden kaynaklanmadı kısmı işte çok sık rastladığım bir şey, Değil değil mi? mi? En sık rastladığım şey o. Neye bağlıyorsun sen onu? İşte narsistik kırılmalara. Yani ben beceremedim, ben yapamadım. Fırsat kaçırmak mesela. Yani özellikle narsistik obsesif insanlar için yani böyle bir fırsata kaçırdım. Kavramı çok büyük oluyor. Yani kaçırdığımız balık büyük olur hesabı. Herhalde obsesifler için söylenmiş bir şey. Gözümüzde çok daha büyüyor. Hani elimden geleni yapsaydım eğer, şunu yapsaydım, yalnız bırakmasaydım, daha çapkın değil, daha etkili olsaydım, bu olmazdı. Daha iyi düşünebilseydim gibi. Hani meleğidim, malıydım tarzında bir kiple düşünüyorsanız ayrıldığınız zaman Evet, bu... çoğu zaman evet. Çok sık rastlıyoruz ama onu. Evet. Ben ona cezalandırıcı yan diyorum, talepkar yan diyorum ama herhalde belki biraz daha mı altını çizmek gerekiyor onun? Hani bu böyle düşünüyorsun çünkü şema tarafın çok seni ele geçirmiş durumda şu anda. Aynen. Şema tarafın, mod tarafın özellikle. Bugünlerde aklımda bir tweet, böyle ham maddesi var. Hani hep içimizdeki çocuk, içimizdeki çocuk çok moda bir terim ya. Aslında içimizdeki çocuk teriminden daha önemli başka bir kavram var. İçimizdeki ebeveyn. Yani talepkar olabilir, cezalandırıcı olabilir. Bunun iki formatı var. Biraz önce Deniz'in de bahsettiği gibi. Tam da o işte. Hani ne diyeyim, hani bir erkekse eğer bu terk edilen kişi, hani bir kız elinde tutamadın be, bir adam elinde tutamadın tarzında bir iç sestir. Bunu duymayız aslında, fakat duygusunu yaşarız. Aslında benim gözlemlediğim, bunu duymanın ötesinde insanların ebeveynleri bunları onlara söylüyor.
Gerçekte mesela, de. Evet, yani benim rastladığım vakalarda terk edilme, ayrılma vesaire gibi vakalarda hani kişinin annesi, babası, halası her neyse senin yüzünden diye başlayan nutuklarla hani şöyle yapacaktın, böyle yapacaktın, işte hep de manikürsüz gezdin gibi hani. Güzel. Tabii canım. İyi bir şey öğrenmiş oldum. Evde pijamayla gezdin diye, işte evet, manikürünü aksattın diye gibi. Böyle evet, gerekçelerle. Ya bu çok acı bir şey tabii. Yani insanı zaten kendi içinde onu yapıyorken bir de en sığınacağın kişinin bunları söylüyor olması, senin o en kırılgan olduğun zaman da çok çok rastladığımız bir şey. İşte hepsi bunların narsistik aslında çatı altında. Eğer işte pijama ve maniküre gelirsek, bir de gözünüzün önünde her zaman manikürlü, bakımlı gezen bir arkadaşınız varsa, kendinizi ortaokuldan, liseden beri kıyasladınız, adı Aysel olsun. İşte Aysel olsaydı bunu yapmazdı ve ilişkisi canavarlar gibi devam ediyor olurdu gibi bir şey sanırım, değil mi? Yani o kıyaslamayla beraber. Tabii. Dolayısıyla hani aşk acısı diyoruz buna, aşk zannediyoruz fakat aslında kole sınavlarına hazırlanırken yaşadığımız duyguyla aynı. Doğru. Doğru. Performans sergiliyorsun orada bir çeşit aslında. Evet. Hani bir hocamızın şeydir o, insan borsasında neredeyim? Çok güzel bir ifademiş. İnsan borsasında neredeyim? Piyasa değerim ne kadar? Gibi. Evet. Onu ölçüyor oluyorsun orada. Evet. Çünkü piyasa değerin çok düşmüş buluyorsun. Eyvah diyorsun, bu kağıttaki düşüşü şimdi başka alıcılar da gördü. Benim iyice düşecek doğru, değerlerim gibi doğru, değil mi? İtibar. İtibarım düştü. Evet, çoğu zaman aslında biraz aylık acısına dönüşüyor, aşk acısına dönüşüyor konuşma ama. Aşkta Alper çok güzel bir şey söylemişti. Alper Hasanoğlu, daha önceki programlar, umarım yeni sezonda daha sık aramızda olur. Hatta o da galiba buralar şema terapiyle ilgili bir kitap hazırlıyormuş. Her ne kadar hayat yeniden keşfedeni silmeyi düşünse de raflardan, yazısında Radikal'deki bahsetmişti. Biraz zor Alper. Güzel bir kitap çünkü. Daha iyi yazacaksa biz yazarız ayrıca. Deyip evet, savaşı zorlaştıralım. Şimdi umarım çok güzel bir kitap olur. Çünkü o da Türkiye'ye yönelik bir kitap yazmayı düşünüyordu. Bu arada Deniz'in de Twitter'daki aforizmalarından oluşan yeni bir ürün ortaya çıkacak. Hafiften haberini verelim. Yaz dönemine yetiştiririz umarım. Umarım. Yaz aşklarına faydalı olur. Süper. Ne diyor? Nerede kalmıştık? Alper Hasanoğlu'nun dediği çok güzel bir şey vardı. Söylemişti. Yani hani çocukluğundan beri aradığım soruların cevabı, yalnızlığın cevabı gibi bir ilişki değil de hani yer yer böyle sıkıldığımız, ya bugün görmesem mi acaba falan dediğimiz bir seviyedeyse ilişki, buna daha sağlıklı deriz demişti. Çok güzel bir ifade bence. Yani çok güzel bir kopya çekmek için bir kalıp. Hani yer yer sıkılabilmemiz lazım. Yani o zaman belki, okey, bu benim için daha sağlıklı olabilir gibi. Hani %99 sıkıldığım bir insandan bahsetmiyoruz. Yüzde kaç sıkılsan normal? Vallahi bana %35 sıkılsan, 20 çok sıkılsan. Çok değil mi ya %35? Çok. Yani bir insan hani %70'ini nasıl, yani o zaman şöyle bir şey olması lazım. Müzikten anlaşıyorsun, kitaptan anlaşıyorsun, romantik yaklaşımlardan anlaşıyorsun, cinsel ihtiyaçlardan anlaşıyorsun. Bunlar çok fazla beklentiler. Doğru. Doğru. Tabii bu açıdan bakınca doğru. Yani bunun üstüne hedeflersen fiyasko olabilir. Doğru. Yani, çok doğru. Yani belki %135 demeyelim hani. 25 en son 20. Ama aşağısı kurtarır. Aşağısı bunu anlatmak çok faydalı olabilir ama. Gerçekten. Çünkü bize de hep lanse edilen işte o Pamuk Prenses masalları var ya hani. Etrafta kelebekler, kuşlar uçuşacak. Hani geldiği zaman prens, etraftaki kuşlar bile delirecek hani. Kendi kendisi değil. Hani börtü böcük bile bir şaha kalkacak. O demek ki aslında çok alarm sinyallerinin yanması gereken bir nokta. Prensi görünce yani bu da saçları emo gibi yapmış demek de sakınca yok demek ki. Evet, aslında yani kısmen işte %20'yi aşan böyle bir tam da değil gibi sanki gibi. Hani ne bileyim, belki bunu kim için söyleyebiliriz? Her ardında mucizeyi arayan, mucizeyi bulduğunu zannedip tekrar tekrar üzücü sonuçlarla karşılaşan kişiler için belki bir sonrakinde biraz daha öyle yüreğinin pırpır etmediği, bütün doğa, tabiatın
kuşların delirmedi, böceklerin böcekleri uçuşmadı bir seviye, evet, anlamında. Yani o daha gerçekçi gibi bir seviye diyebiliriz. Peki, başlamışlar bu şekilde şema kimyasıyla, börtüler, böcekler uçuşmuş. Aradan da geçmiş 15 yıl. 15 yıl, süper. Artık yok börtü böcük. Çok şikayet ediyorlar ama evlilikte çıkmaza girmiş. Okay. Ya da birliktelik diyelim, evlilik olmasa bile. Aha. Ne öneriyoruz böyle çiftlere şema terapide? Şimdi tabii burada ciddi bir tekne temizliği yapmak lazım. Yani 15 yıldır denizlerde gezinen bir tekne. Yosunları iyice bir temizlemek lazım. Limana çekip. İşte hani belki hayatta bile olmayabilir ama işte biz evlenirken düğünde senin annen bana şöyle demişti. Hani amcan altını takmıştı ama sonra da şöyle demişti. O oynamamıştı, yerinde oturmuştu, somurtmuştu. Dan başlayan. İlk tatilimizde şunlar olmuştu. Dan başlayan. Hani gerçi biraz çift terapisinin işi. Yani bu kimyayı ne bozmuş şimdiye kadar? Yani bu kinlenmeler şimdiye kadar birbirlerine karşı ne biriktirmişler? Onun iyice bir fırçalanması lazım ki hani teknenin bir kendi ağırlığında geri dönelim. Çünkü belki bir ton yosun ve deniz kabuğu yapışmış olabilir. Bunlardan temizlenmesi önemli bir girişim çok olabilir. Çok güzel bir benzetme bu ama. Peki onları temizlerken bir terapist nasıl yardımcı olabilir? Zaten hani bir çift terapisinde bıraktığın zaman herhangi bir konuda bu seni neden üzdü tarzında aşağı yukarı tekliflere giderken işte hatırlıyor musun geçenlerde de işte şu yıl sen bunu yapmıştın gibi o birikmişlikler ortaya çıkıyor. Yani ben çift terapisinde çok terapi çok becerikli değilim ama gördüğüm kadarıyla, eğitimlere katıldığım kadarıyla sayılı tecrübemde. Hani bu kendinden olan bir süreç zaten. Hani iki kişi herhangi bir konuyu konuşurken aslında o konuyu konuşmadıkları ortaya çıkıyor. Diyelim ki karısının aldığı bir perdeyi sevmediyse adam, bu konudan bir kavga çıktıysa... Nedir bu perde derdiniz ya sizin? Beğendiremedik perdeleri. Benim perdeyle işim olur ya, olur. Evet, aynen. İşte ama benim annemin 20 yıl önce önerdiği perdeyi sen de şöyle demiştin gibi geçmişten. Bu da yine mizaçla ilgili. Demek ki hani bir devir daimde boşaltma, teknenin boşaltma şeyinde buralarında bir tıkanıklık var. Sadece içeriye su giriyor. Güneş buharlaştırırsa, şanslılarsa tekne tekrar yüz üstünde, su üstünde kalıyor. Ama öyle bir şans yoksa, güneş buharlaştırmıyorsa suyu ve tahliye edemiyorsak o birikimleri, pasif agresyona geçiyoruz. O bana bunu vermemişti, ben de ona bunu vermeyeceğim tarzında. Doğru, çok doğru. Bunlar ortaya çıkıyor. Yani biz de terapist olarak bunları yakalayıp fırçalıyoruz, temizliyoruz. Ha, onu sen ondan mı yapmışsın demek ki diye. Özellikle iki tane noktadan bahsediliyor. Yani ben sana A diyorum, sen beni B anlıyorsun. Önce bir şunu eşit diyelim. Ben diyorum ki işte o çantayı almayalım. Sen anlıyorsun ki o beni sevmiyor. Yok, gayet çantayı almayalım alayım. Çok sinirli. Çantadan ne istiyorsunuz? Hayır, ben bunun ucunu bırakırsan sonra sıra ayakkabıya gelir. Aynen. Çantayı almıyorum demiyorum aslında ben. Maddi durumumuzu dengeleyelim diyorum. Yani ben sana bir A yolluyorum. Sen orada beni yeterince sevmiyor gibi anlıyorsun gibi. Sonra diyorum ki sen gitar almak istediğin zaman yarın öbür gün. Evet. Bu gitarı almayalım. Maddi durumumuzu dengeleyelim diyorum. Ama halbuki almaman gerektiğini düşünmüyorum. Zamanında sen bana çantayı alma dedin diye ben sana o çıkışı yapıyorum. Prensip olarak karşı değilsin de bu aslında. Oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu hani A diyorum ama karşıdan B anlaşılıyor durumla. Hani hafif bir örnek. Bir de şu var. Yani işte ben seni sevmiyorum diyorum. Sen de beni, ben seni sevmiyorum olarak anlıyorsun. Ben A diyorum, sen A anlıyorsun ama bu da şey değil. Yani çözüme yakın, işlevsel bir tutum değil. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Yani bir en başta terminoloji işlemeye çalışıyoruz. Bir de işlev bozucu anlaşmaları tekrar. Yani çok çok kaba bir ayrımla gidersek eğer. Yani bir translation sorunu var. Evet. Yani çeviri yapıyoruz. O aslında şu ihtiyacını söylemek istediği gibi. Benim hayatta karşılaştığım en garip iletişimlerden bir tanesi geldi aklıma. Her programda bir ana gelir zaten. Beraber yemek yiyorlar karı koca. Ve koca diyor ki senin paranı ben ödemeyeceğim diyor. Kendin öde. Ve ondan sonra böyle bir tutum sergiliyor. Durduk yere. Birdenbire başlıyor.
Eş işte bundan çok yaralanıyor. Hani bana resmen işte sıradan bir insan muamelesi yapıyor. Bu ne kadar kabul edilmez bir tutum diye. Sonra kocayla konuştuğumuzda kafasının içinde şöyle bir sistem olduğunu, dizgi olduğunu görüyoruz. Eğer ben parasını ödersem buna alışabilir. Buna alışırsa çalışmayı bırakabilir. Eğer çalışmayı bırakırsa benim ona saygım azalır. Saygım azalırsa onu sevmem ve aşkımız devam etmez. Ben ona olan sevginin devam etmesini istiyorum. İşte orada devreye girip, kardeşim başka yol mu bulamadın? Hani onu sevmeye devam etmek istediğini söyleyecek tarzında yeni yollar öğretmeye çalışıyoruz. Hani ben sana sert olayım ki sen otonomini elden bırakma. Ben de seni sevmeye devam edeyim. İşte ağır bir şey söylüyorum ama karşı taraf Z anlıyor yani. İşte gene buradan bu asertivness'a yani girişkenliğe belki bağlayabiliriz, değil mi? Orada aslında neyden korktuğunu, neyden endişe ettiğini dile getirmiyor. Belki bu çalışmayı bırakma meselesi aralarında konu olarak geçti. Belki kadın hani bir takım sinyaller verdi çalışmayı bırakmak istediğiyle ilgili ve kendisi belki atıyorum Adam panik hani yaptı ya da. belki panik yaptı, endişelendi ama bunu hani nasıl dile getireceğini bilemediği için otomatikman tedbir herhalde bildiği tek yola tedbir. Evet. Ben bunun tedbirini Tedbir. alayım kendimce Ve gizli bir moduna tedbir. girdi. Hani karşı tarafa hiç haber vermeden. Değil mi? Hani orada yani bir girişkenlik eğitimi almış olsa, hani bir şekilde öğretmiş olsa kendisine veyahut da girişken bir şekilde net kendini ifade edebilmeyi nasıl konuşacak karısıyla o Yani yemekte dersin? tahminim hani ben onun yerinde olsaydım yani canım işte benim bu konuda bir endişem var ve dolayısıyla bunun için cüzdanlarımızın ortak olmamasını istiyorum. Çünkü yani benim saygım çok kolay kayboluyor. Yüksek bir beklentili ebeveynim var içeride. Bu kavramları da anlaması lazım tabii. Tamam. Hani tamam ben değişmeye çalışırım ama şu anki setup bu, kurulum bu. Dolayısıyla cüzdanlarımız ayrı olursa ve senin kendi hesabına ödediğini görürsem ben kendimi daha güvende hissedeceğim ama özellikle şey açısından, sana olan sevgim açısından. Sen de manyağa bak deyip gideceksin büyük bir ihtimalle. Ama aklıma bu geliyor mesela yani. Yani ben ne yazık ki böyleyim. Bu konu benim için çok çok önemli. Bu da şeye benziyor. Hani perde konusu gibi. Hani özellikle kadın erkek konusunda şeydir ya. Yatak toplu olsun. Ya akşam zaten yatacağız. Niye toplayalım ki? Hadi zaten acelemiz var çıkalım. Hani çünkü yatağın toplaması kadın için şey anlamına gelebilir. Bu evde sıcak bir ilişki var. Hani kalkılıyor yatak beraber toplanıyor. Hani erkek için hala anlamsız gelebilir ama eşi için ne anlama geldiğini bilirse anlamsız İşbirliği gelse bile yapabilir. işbirliği aynen işbirliği yapabilir. Bu durumda da hani ben derdimi anlattım ve dedim ki eşime senin üretiyor olman, para kazanıyor olman miktar önemli değil. Aramızdaki ilişkinin muhtaçiyete değil de karşılıklı saygı ve sevgiye dayandığını görmemene neden olacak. Bu açıdan çok önemli çünkü işte çocukluğum boyunca annemin parasızlıktan dolayı babamdan karşı çok alttan aldığını, babamın da ona çok eziyet ettiğini gördüm. Eğer bu aramızdaki şey bozulursa, buna dönüşmekten korkuyorum dese daha anlaşılır olur herhalde. Tabii daha anlaşılır olur ama tabii doğru kulağından tutup onu bir şema terapistine Evet. emanet etmek gerekiyor. Evet, aile. Neden? Yani çünkü neden? Pardon sözünü kestim. Rica ederim. Çünkü bu kadar hassas dengelere dayalı olmamalı saygı ve sevgi. Hani burada senin anlattığın modelde sanki bir pamuk ipliğine bağlılık durumu var, değil mi? Saygı pamuk ipliğine bağlı, sevgi pamuk ipliğine bağlı, değil mi? Hani bir de belki bir kırmızı sinyal de bu olabilir. Yani bir pamuk ipliğine bağlıymışçasına bir duygu varsa bir noktada bazı şeyler, hani kendi içinizde genel olarak orada şema kimyasıyla birini tercih etme ihtimali daha yüksek. Çünkü terk edilme şeması olma ihtimali var demektir. Hani bütün ilişkiler pamuk ipliğine bağlı gibi hissediyorsanız, o zaman daha çok böyle hani hayranlık uyandıran sizde güçlü figürlere belki çekim hissetme ihtimali yüksek. Yanılıyor muyum? Yok katılıyorum, katılıyorum. Yani pamuk ipliğine bağlı olduğunu hissediyorsam için için, o zaman daha güçlü figürler mi arıyorum gibi. Yani. O zaman daha kollayıcı diyebilirim. Belki kapsayıcı, himayesi altına girebileceğin, bazen de kontrol edebileceğin
Hani. Evet, yani burada erkek, hani eğer karşı tarafa olan saygımı kaybedersem ben bitiririm ilişkiyi. Bu ilişki biterden korkuyor gibi mi oluyor gibi o zaman? Gibi düşündüm ben. Tabii tabii, yani ilişkinin bitmesinden korkuyor gibi geldi bana orada. Güvende hissetmiyor kendisini yani o zaman. Evet, ya da özellikle belki de şey de olabilir. Artı. Ona yazılacağımız, çünkü bahsettim, çok narsistik bir erkekti. Hani gurur duyacağım bir kadın değilse, bir yerde yönetici değilse, ona olan sevgimi çabucak kaybediyorum. Gibi. Hani terk edilmek, ayrılmak yine korkutucu. Ama bunun işte narsistik bir açıdan. Yani orada şeye bakmıyor. Bu kadın beni anlıyor mu, dinliyor mu? İşte hastalıkla sağlıkla yanımda olacak mı? Bana şefkat gösterecek mi? Biz işte o halıyı birlikte örebilecek miyiz? Bu yeri gelince para olur, yeri gelince belki çocuğa verilen bakım olur gibiye bakmıyor da. Hani kendi statüsü, aslında statü odaklı yaşıyor. Aynen Ve öyle. karısını da aslında kendi statüsünü artıracak bir obje olarak görüyor orada. Hani bir insan gibi değil, daha objeleştiriyor. Sanki bir amaca hizmet eden bir obje gibi yorumluyor orada o Evet, zaman. Evet. Hani bu bahsettiğim kişi biraz daha böyle çalışma, vatan, millet, Sakarya gibi daha böyle talepkar ebeveyn modüle bu işe yaklaşmış. Ama bir de hani sağ koltukta iyi durur. Hani kadın dediğin güzel olacak, genç olacak, işte ince olacak vesaire tarzında. Daha başı... Çanta gibi, aksesuar gibi Aynen, bir nevi. aynen. Arabası gibi yani. Tabii, Hani aksesuar. arabanın markası, modeli gibi. Aynen, aksesuar. O versiyonları da var. Bu biraz daha obsesif versiyonu. Daha böyle Vatan, Millet, Sakarya Ya bir nevi terimleriyle. daha işlevsel sanki. Hani biraz daha olgun. Bir tık daha Bir olgun tık. bu. Çünkü Ama birazcık çalışkanlığa falan da önem veriyor evet. daha böyle Evet, ama sanki. güneşe Bir tık. uzaklığı arasında çok büyük bir anlam yok. Aa, ne güzel. Süper benzetmeymiş. Hani ay diyelim ki güneşe daha yakın duruyor ama 149 milyon kilometre daha var. Aynen. Sağlığa bayağı bir mesafe var gibi. Doğru, çok doğru. Evet. Nasıl bağlayalım? Aşk nedir? Valla konuş konuş Zamanını. bitmez bu konu. Evet. Çok Valla. derin, çok uzun, çok yoğun ve herkesin aslında herhalde hayatında bir şekilde bir aşk acısı çektiği, bir yaralandığı, bu konuda kafasının karıştığı olmuştur. Ama hani herhalde ki bir noktada sağlıklı sağlıksız ayrımı yapmak mümkün. Hani o Evet. sınırı çok geçmemeye dikkat etme ipuçları vardı bu gece. Evet. Değil mi? Onlardan bahsettik. Özellikle bu sıkılma seviyeleri, çok etkilenme seviyeleri. Evet, onlar en çok altını çizmek istediğimiz nokta herhalde Evet. şu olur. Evet. Bizim ülkede çok hayranlık dedik, çok idealize etme eğilimi var dedik. %30 sıkılıyorsanız süper, harika, devam Aynen. gibi bağlayabiliriz o Evet. zaman. %30'da anlaştık Hadi o zaman. bağlayalım, Evet. %30 %30'da kabul anlaştık bu ediyorum. akşam. O zaman sevgili Alagün de bize mesajlar yollamış. Şu an programı izliyormuş. Onun yerine programı ben bitireyim. Çok özledim seni Alagün, vallahi. O kadar mı fenaydım diye mi? İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni sezonda yeni projelerle görüşmek üzere. Sevgili Deniz de hayatı yeniden keşfetinde bize son aylarda katkıda bulundu. Karşınıza yeni projelerle çıkacağız. Görüşmek üzere. Herkese mutlu yazlar. Ortalama aşklar dileğiyle. %30 sıkıldığınız aşklar diliyoruz size. Evet. Görüşmek üzere.